Alarka gayrimenkul bu hafta için yarı yarıya stop noktası olan 485 bölgesine bir geri çekilme durumu oluşturmuş ve bu bölgede tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareketle haftaya kapatmış. Bir önceki kesin stop noktamız olan 43-75 bölgesi şu an için en yakın ve önemli direnç konumunda. O bölge üzerine geçişlerden sonra tepkisi hareketleri şamlon bölgemizin üst noktası olan 45-35'e ve daha sonraki direnç bölgesi ve yakın hedef bölgemiz olan 47.50 bölgesine bu tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini oluşturup 43-75 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırıp 47.50 bölgesindeki yakın hedef bölgemize kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 43-75 bölgesi geçilmeden tekrar geri dönüş ve güç kazanma durumları oluşturursa en yakın destek bölgesi olarak 42 bölgesi var. 42 bölgesinin altına geçtikten sonra tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 40 85 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt noktası olan 38 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 38 bölgesinin altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun alt bölgedeki desteklere doğru devam etme ihtimali artabilir. Emlak gayrimenkul grafiğinde şablon durumunda 9-15 bölgesi yarı yarıya stop noktamızdı. O bölgeye bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgenin altındaki kapanışlardan sonra tekrar hemen bir tepkisi hareket başlatarak yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini oluşturacağı önemli direnç bölgesi olan 10 bölgesine yakın bir kapanışta haftayı kapatmış. Bu bölgenin üzerine devam eden tepkisi hareketlerde şablon bölgemizin üst noktasına kadar devam eden bir tepkisi hareket oluşturabilir. 10.65 bölgesi. 10.65 bölgesi geçilirse yakın hedef bölgemiz olan 11 hedefini gerçekleştirip Üstünde yapacağı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesini test edebilir 12'yi ve 12 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra bir sonraki hedef noktamız olan 13 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi 9.55. 9.55 bölgesinin altına geçişlerden sonra tekrar 9.15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp 10 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı bir şablon durumuna dönüşebilir. Halk gayrimenkul belirlediğimiz şablon durumunda 2.95 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçiş yaparak şablon bölgemizin alt destek noktasına yaklaştığı esnada 2.60 bölgesi oradan tekrar bir tepkisel harekette kesin stop bölgemiz olan 2.95 bölgesine yakın kapanmış. 2.95 bölgesi tabii ki şu an için direnç konumunda. O bölge üzerine çıkışlar sağlanmazsa tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturacağından dolayı 260 bölgesindeki şablon bölgemizin destek noktasını kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor artık. O bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek çift tipe doğru yani 220 bölgesine kadar dahi bir geri çekilme durumu oluşturacak, şablon durumuna dönüşebilir. O yüzden geri çekilme güç kazanma durumları 295 üzerine çıkışlar sağlanmadan oluşursa 2.60 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 2.95 bölgesinden sonra en önemli direnç noktası bir önceki yarı yarıya stop noktamızdan olan 3.30 bölgesi. 3.30 bölgesine kadar olacak tepkisi hareketleri üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumu gerçekleşip 365 bölgesindeki yapmış olduğu zirve bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 365 geçilirse bir sonraki hedef noktamız olan 4 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 450 bölgesine kadar olacak yükselişlerin durumu oluşabilir. Bunun için öncelikle 2.95 üzerinde mutlak suretle kapanışları yapması gerekiyor. 2.95 üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece yukarı yükseliş ihtimali oluşturmadan tekrar geri çekilme, güç kazanma durumları oluşabilir. Grafikler olduk grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 475 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutum hareketlerini sergiledikten sonra haftayı tepkisi hareketle 5 bölgesindeki direnç noktasının üzerinde kapanmış ve yukarı tepkisi hareketleri devam ettirici 525 bölgesine kadar oluşturabileceği bir tepkisel durumla beraber 525 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra en önemli direnç noktası olan 5.45 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 5.45 üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturup yapmış olduğu zirve bölgesine kadar devam eden bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. 5.45 bölgesi geçilmediği sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettiren bir şablon durumu oluşabilir. Ve önemli olan durum yarı yarıya stop bölgemiz olan 4.75 ve kesin stop bölgemiz olan 4.50 bölgesinin altında kapanışların olmaması. Şayet bu bölgelerin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam eden süreçte karşılaşma ihtimali çoğalabilir. Evet. İhlas gayrimenkul grafiğimizde belirlediğimiz kesin stop noktası altına geçişler oluşturduktan sonra şablon bölgesinin destek noktasında 1.25 bölgesinde tutunmayı sağlamış ve hemen tepkisi hareket oluştursa da kesin stop bölgemiz olan 1.30 bölgesi şu an için en yakın ve en önemli direnç noktası haline geçmiş oldu. O bölge üzerine geçişler sağlandıktan sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.45 bölgesine kadar tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 1.45 bölgesi üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırıcı yakın hedef bölgemiz olan 1.70 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 1.70 bölgesi geçilmediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştu. Bu bölgede yatay bir süreçte devam edebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa bu bölgede yapmış olduğu dip nokta olan 1.19 bölgesinin altına geçişlerden sonra derinleşen geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali artacağından dolayı bu bölgede 1.19 bölgesini kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor. Küler gayrimenkul grafiğimizde belirlediğimiz 5.35 bölgesindeki kesin stop bölgesinin altına geçişler oluştursa da şu bölgede yapmış olduğu dip bölgenin altına geçişler oluşmadığından dolayı tekrar yukarı tepkisi hareketlerle 5.35 bölgesindeki kesin stop bölgemizin üzerinde haftayı kapatmış bir sonraki direnç noktası olarak da yarı yarıya stop bölgemiz var. Bu bölge şu an için en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 5.65 bölgesi. 5.65 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 6 bölgesine kadar olan bir tepkisi hareket durumu oluşturabilir. 6 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesine kadar 675'e kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 675 üzerinde yapacağı kapanışlarla da bir sonraki hedef noktamız olan 725 bölgesine kadar oluşturabileceği yükseliş durumlarını yarı yarıya stop bölgemiz olan 565 üzerindeki kapanışlarla beraber gerçekleştirebilir. Vakıf gayrimenkul grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 1.95 bölgesindeki kesin stop bölgesinin altına geçişler oluştursa da tekrar üstünde kapanışla haftayı kapatabilmiş ve o bölgede tutunma hareketlerini devam ettirerek 2.10 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. 2.10 bölgesine kadar olan tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 2.10 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirip yukarıya yükselişlerin tepkisi hareketlerini bir önceki hedef noktamız olan 2.25 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 2.10 üzerine geçişler oluşmadı bu sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali olacağından dolayı bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 1.80 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumunun bu bölgede yapmış olduğu dip bölgeye çift tip ihtimaline doğru giden bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşabilir. 2.10 üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumuna dönüşüp bu bölgede yapmış olduğu yakın zirve bölgesi olan 30 bölgesini geçerek bir sonraki hedef noktamız olan 250 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 275 bölgesine kadar gerçekleştirebileceği yükseliş durumuna dönüşebilir.